Yusuf'u gördüklerinde onu gözünde yücelttiler. Parmaklarını kestiler. Yusuf 31. Yusuf Suresi'nde dikkatimizi çeken konulardan birisi biyolojik ve fiziksel özellikleri cihetiyle bir insanın güzelliğinin sınırıdır. Herhangi bir insan fiziksel olarak ne kadar güzel olabilir? Güzelliğin mükemmel örneği olan birisinde nasıl bir güzellikten söz edebiliriz? Bu soru akla gelse bile dikkatimizi çekmesi gereken esas soru Yusuf'un güzelliğini kim ve nasıl algılayabilmiştir sorusu olmalıdır. Herhangi bir şeyin idraki görenle görülen arasındaki nispet ve irtibata bağlıysa kadınlara parmak kestiren güzelliğin onlarla ilişkili bir güzellik olması gerekir. Platon'un hatırlama teorisiyle bakarsak bu güzelliğin onlarca unutulmuş bir güzellik olarak hatırlanmış olduğunu düşünmekte mümkündür. Görenle görülen arasında bir nispet ve ölçü bulunmalıdır ki gören görüleni algılayabilsin. Bir insan ancak kendisiyle mütenasip olanı idrak edebilir. Ancak kendisiyle benzer veya ilişkili bir şeyi ilişki ölçüsünce ve miktarınca görebilir. Metafizikçilerin birden bir çıkar ilkesinden metafizikçi sufilerin çıkardığı en önemli ilke budur. Güzeli güzel görür, iyiyi iyi bilir, biri bir bilir ve herkes kendince bilir. Çünkü algıyı belirleyen şey hallerimiz ve kabiliyetimizdir. O zaman Yusuf'un güzelliğini konuşmak, bir insanın nesnel güzelliğini konuşmaktan daha çok, görenlerin güzellik algısını konuşmak, içlerinde veya zihinlerinde izleri bulunan unutulmuş güzelliği hatırlamaktan söz etmek demektir. Hz. Musa'nın sihirbaz olmadığını idrak eden sihirbazların Musa sihirbaz değildir hükümleriyle birlikte secdeye kapanmalarıyla, kadınların bu bir beşer değildir diyerek ellerini kesmeleri, aynı bağlamda ortaya çıkan bilen bilinen, gören görülen ilişkisinin farklı tarzlarıdır. Her ikisinde de nesnel olandan bağımsız şekilde insanlardaki kabiliyet ortaya çıkar. Nesnel varlık veya durum kabiliyeti tahrik ederek onu ortaya çıkartır. Bunun sonucunda ise insanlar normalde yapmayacakları bir işi yaparlar. Bu itibarla arada münasebet bulunmayan bir bilmek halinden veya idrak edilebilen bir güzellikten veya bir etkileşimden söz etmek mümkün olmadığına göre, Yusuf'un güzelliğini düşünürken güzelliği gören insanlardaki kabiliyet hakkında konuşmak gerekir. Kadınların ellerini kesmeleri esasında ezeli güzelliğe aşina olmanın bir neticesi ve deliliydi. Yusuf'ta ne vardı ki kadınlar ellerini kesti? Öncelikle şunu düşünmek gerekir. Mahalledeki kadınlar bir davet vesilesiyle gördükleri Yusuf'tan etkilenerek ellerini kesmişken ki bunu mutlak bir edilgenlik hali veya veş durumu olarak görmek gerekir. Buna mukabil Aziz'in karısı Züleyha elini kesmek bir yana Yusuf'un gömleğini parçalayacak kadar sabit ve güçlü durmaktadır. Başka bir anlatımla kadın Züleyha, Yusuf karşısında edilgen olmak bir yana Yusuf'a karşı sınırı aşarak ona müdahale etmiş, bilinci ve idraki yerindeyken Yusuf'u bir eyleme zorlamış, onu arzusunun bir aracı olarak görmüştü. O zaman kadın ya öteki kadınların gördüğünü görmemiş ve Musa karşısındaki Firavun gibi sihirbazlar secde ederken onları aşağılayan insan misali hareket etmiş veya kadın da mutlak güzelliği görmüş fakat öteki kadınlardan daha güçlü kabiliyete sahip olması hasebiyle kendini yitirmemiş, Yusuf karşısında vecde gelmemişti. İkinci ihtimal daha doğrusuysa o zaman Aziz'in kadınların beydi, tedbiri, tuzağı güçlüdür. Yusuf 28 cümlesini bir istidat ifadesi olarak görmek mümkündür. Buna mukabil kadının Yusuf'la ikili ilişki tarzını da hatırda tutmak gerekir. Birincisi gömleğini parçalamakla neticelenen ilk sahneydi. Burada kadının Yusuf'u aşağıladığını ve onu köle ve mülkü olarak gördüğünü söylemek gerekir. Firavun'un sihirbazlarla yarıştırmak istediği Musa'yı gördüğü gibi. Burada herhangi bir şekilde aşktan veya sevgiden söz etmenin imkan ve anlamı yoktur. Buna mukabil kadın ikinci sahnede insanlardan utanma veya onların ayıplamasını aşarak gerçeği itiraf eder. İşte hakikat ortaya çıktı. Yusuf 51. Burada o toplumca ayıplanma korkusunu yenmiş bir halde bir tür melamete terakki etmiş kabul edilebilir. O zaman bu ikinci durum sevgiden az çok söz edebileceğimiz bir hal olabilir. Fakat kadının Yusuf'ta ne gördüğünü hala bilmiyoruz. Tekrar birinci meseleye dönersek Yusuf'ta kadınlar ne gördü de ellerini kestiler sorusu ortada durmaktadır. Dedik ki kadınlar kendileriyle ilgili ve orantılı bir şeyi görmüş olmalıdır. Herhangi bir şekilde zihinsel olarak düşünemeyeceğimiz bir güzellik söz konusu olmadığı gibi kadınların idraki gördükleri güzellikle birlikte açılmaya devam etmektedir. Bunu anlayabilmek için gözün ve kulağın belirli bir sınır arasındaki şeyleri duyabildiğini ve görebildiğini hatırda tutarsak, o zaman kadınların Yusuf'u idrak ettikleri güzelliğin kendi ölçekleriyle sınırlı bir güzellik olduğunu belirtmemiz gerekir. Yusuf veya bir başkası ne kadar güzel olursa olsun göz kendindeki kabiliyet kadar görecek, güzelliği kendi merceğiyle sınırlayacak, herkes kendi Yusuf'unu görecek, belki de herkes kendini Yusuf olarak görecektir. Hal böyleyse neden ellerini kestiler? Ellerini kesmenin belagat ilkeleriyle izah edilebilecek özel bir anlamı yoksa, çok etkilenmek hali, bunun yegane anlamı Yusuf'la bir anda ortaya çıkan kaşif hali müşahede etmiş olmalarıdır. Birbirlerini etkileyen cemaat halinde olmaları da dikkate değerdir. Sufilerin tevacüt dedikleri birbirini etkileme yoluyla vecde gelmeleri buna yol açmıştır. Bu kaşif veya musir ishar eden hal, güzellik cihetinden ortaya çıkmışsa öteki halleri gibi sufilerin yaşadıkları durumların benzeri olmak üzere kadınlarda da sıra dışı bir durum yaşatmış, kadınlar ellerini kesmişlerdir. Böyle örnekleri sufilerin meclislerinden özellikle de sema ve benzeri ortamlarından aktarıldığını görmekteyiz. Sema halinde vecre gelen sufilerin hikayeleri arasında ağaçları sökmek, bıçağın kendilerini kesmemesi veya ateşin yakmaması gibi hikayeler anlatılır. Bu hadiseler anlık yaşanır, bir hal olarak gelir ve gerçeği bir yönüyle gösterir sonra da kaybolur. Sufi de normal haline döner. O halde diyebiliriz ki Yusuf'u her gören elini kesmediğine göre bir an böyle bir hal yaşanmış. Kadınlar istidatlarınca Yusuf'u görmüş. Bu halde bilinç kendilerine eşlik ediyorken beden edilgen kalmış. Bunun bir neticesi olarak da bedenin yaşadığı acıyı hissetmeksizin bedenlerini kesmişlerdir. Peki bu hal neden olmuştur? Yusuf'un güzelliğini görmek için değil, Yusuf'la kendi güzelliklerini idrak etmek için olmalıdır. Nihayetinde insan şunu anlar: Aslında herkes Yusuf kadar güzeldir ve her insan bir Yusuf'tur.